Hazreti İsa aleyhisselam dedi, İlahi senin yanında en güzel bendenin kim olduğunu bilmek isteyirim. Hazreti İsa'ya bir harabalığı gösterdiler. Hazreti İsa o harabalığa gitti, orada bir koca kadını gördü. Hemen kadın kör ve kar idi. Hemsinin iflic hastalığı olduğundan harabanın bir tarafında düşüp kalmıştı. El ayağı işlemirdi. Hazreti İsa gördü ki hanımın dudakları tərpənir ve onun çöhrəsi gül kimi açmıştı. Sanki güzel bir yuxu gören, hoş haber eşidib âli məqama yetişen bir insanın çöhrəsi kimi nur saçırdı. Elə bil ki bu insanın heç bir ağrısı ve müşkülü yok imiş kimi. Hazreti İsa çok təəccübləndi. Çünkü cemaatin bir yerine dikən batanda naləsi göğün 7. katına kimi ucalır. Başına bir acı hadisə gələndə bütün dünyanı lənətləyir. Maddi imkanları daralan kimi ruhu canından çıxacaq kimi şikayətlənir. Hazreti İsa öz-özünə dedi, Bu kördü, biraz da yaxınlaşım görün bu dudaqlarının altından nəyi zümzüməyidir. Gördü ki, o qadın həmişə bir cümləni təkrar edir. Elhamdülillah. Yəni bütün şükürlər alimlərin Rəbbinə məxsusdur. En kamil, en güzel ve en âli nimeti vermişsen. Bunların hamısına göre ben sana şükür ederim. İsa Peygamber daha çok təəccüblendi. İlahi bunun ne eli var, ne ayağı var, ne kulağı var, ne gözü var. Tənha xarabalıqda kalan halda yine de şükür edir. Hazreti İsa bir salam verdi, dedi Allah'ın salamı olsun Allah'ın bəndəsinə. O koca kadın başını kaldırarak dedi, Aleyke selam ya Ruhullah, İsa Peygamber senin gözün görmür, sen hardan bildin ki ben İsa İbni Meryem'im? Kadın Hazreti İsa'nın cevabında dedi, sana bu ünvanı gösteren Allah, mene de dedi ki, gözle Hazreti İsa senin görüşüne gelecek. İsa Peygamber soruştu, hanım senin bütün beden üzvlerin iflicdir, Sən Allaha hansı nimetlere göre şükür edirsən? Qoca xanım cevabında dedi, Allah irade edib, işare ederek məni göstərib ki, bu bəndəm iflic olsun. Yəni, Allah'ın bütün bəndələrinin içindən məni seçib, məni göstərib. Bu işlə mənim boynuma minnət qoyub. Buna göre şükür edirəm Allah'a.